Merhaba arkadaşlar, Akademik Kafa Dengine hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ayhan Ersöz. Bugün konumuz arkadaşlar faktöriyel. Faktöriyel isterseniz şöyle ufaktan bir başlayış yapalım. 7-8'den hatırlayacağınız üzere faktöriyel ağırdaşık sayıların çarpımı. Ama nereden başlayacak, nereye kadar gidecek? Biz bunu n faktöriyel ile gösteriyoruz arkadaşlar. İstersek 1'den başlıyoruz, ağırdaşık 1, 2, 3, 4, bla 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 çarpı n'e kadar sayıların çarpımı olarak tanımlıyoruz. Veyahut n'den başlıyoruz, geriye doğru birer birer n-1, n-2, bula 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 1'e kadar tam sayıları çarpıyoruz. Her ikisi de makbuldür arkadaşlar, ikisi de doğrudur. Dolayısıyla ağırdaşık sayıların çarpımı olduğu için ben faktörü şöyle yazabilirim mesela. Derim ki n faktöriyel, n çarpı n-1, bir tane geri gelirim. Bunun devamını göstermek için bir tane faktöriyel koyarım. Yani n-1 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Ya da n faktöriyel, n çarpı n-1 ihtiyacım olduğu kadar geriye giderim. Sonuna faktöriyel koyarım. Ne demek bu? 5 faktöriyel eşittir 5 çarpı 4 faktöriyel de eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel de eşittir. Dolayısıyla bu sona koyduğumuz faktöriyel sayının devam ettiği anlamını taşıyor. Dolayısıyla neyi bileceğiz? Bir, ağırdaşık sayının çarpımı olduğunu bileceğiz. İki, n'den başlayıp 1'de bittiğini bileceğiz ve tam sayıları çarpacağız. Negatif sayıdan asallı olmaz arkadaşlar. Eksi 4 faktöriyel böyle bir şey yok. 3 bölü 2 faktöriyel yok arkadaşlar. Yani pozitif tam sayılarda tanımlı bir fonksiyondur arkadaşlar. İsterseniz hemen örneklere başlayalım. Evet. Bu örnekte 3'ten 51'e kadar 3'er artarak sayıları çarpmışlar. Bu çarpımın eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Şimdi faktöre benziyor arkadaşlar. Çünkü çarpma var. Ama ağırdaşık değil. O zaman atomlarına parçalıyorum. Diyorum ki 3 çarpı 1. 3'ü ayırdık. 6'yı 3 çarpı 2. 6'yı da ayırdık. 9'u 3 çarpı 3. Fark ettiniz mi? Dolayısıyla diğerlerini eğer fark ettiyseniz yazmayalım. 51'e kadar bla 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 3 çarpı 17 şekli yazabiliriz. Peki kaç tane 3 var arkadaşlar? Bakınız. Kaç tane 3 var? 1'den başlayıp 17'ye kadar. Yani her 1'den 17'ye kadar bir tane 3. O zaman 3 üzeri 17. Dolayısıyla bunu da sizin için kırmızı renkle göstereyim. 1, 2, 3 ve 17'ye kadar çarpım. Dolayısıyla ne gelecek? 17 faktöriyel daha gelecek. Demek ki cevabımız ne olacak? 3 üzeri 17, 17 faktöriyel bursa olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sayıları böyle parçalayıp içindeki faktöriyelleri ayırabiliriz arkadaşlar. Evet, diğer bir örnekle devam edelim. Hoş bir tablo sorusu arkadaşlar. Yukarıda tabloya 16 tane sayı yazan bir öğrenci. Siz de amma sorun çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisini ifade edebilir? Dolayısıyla bu sayıları çarpmaya çalışacağım. Nasıl çarpayım arkadaşlar? 16 tane sayı çarpımını yazacağım. Satır satır dikkatimi çekti. 1, 2, 3, 4. Burası 4 faktöriyel yazabiliriz. Burası. Bu arkadaş 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3. Bu arkadaş da 2 çarpı 4 olduğu için 2 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Doğru mu yaptım? Hayır. Çünkü 2'leri çarptığım için 2 üzeri 4 çarpı 4 faktöriyel yazmam lazımdı. Aynı şekilde 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, 3 çarpı 4. Bu da 3 üzeri 4 çarpı 4 faktöriyel. Bu 4 çarpı 1, 4 çarpı 2, 4 çarpı 3, 4 çarpı 4. Bu arkadaş da 4 üzeri 4 çarpı 4 faktöriyel. Bunları ne yapalım? Çarpımını. Bunları bir de çarpacağız. Peki çarparsak ne olur? 4 faktöriyelin üzerinde 4 tane olmuş olur. 1, 2, 3, 4 tane. Bunları çarpalım. Dördüncü kuvvetleri ortak olduğu için alttakileri çarparsak bir tane daha 4 faktöriyel gelecek. O zaman 4 faktöriyel, 4 faktöriyel, 4 faktöriyel üzeri 8 olacak ki güzel bir üslü ifade uygulaması oldu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. İşlemleri doğru yaparsanız soruları çözmesi gerçekten çok zevklidir. Evet, geçelim diğer bir soruya.
Evet, haşır sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Üniversitede çok gelmiş bir soru tipidir. Böyle sorular da gelebilir. A faktöriyel 210 çarpı B faktöriyel şeklinde yazmış arkadaşımız. Buna göre bu öncüllerin hangileri doğrudur sorar. En çok 419. Bakınız 210'dan geri kalan kısmı B faktöriyel A faktöriyel oluşturacak. Dolayısıyla ben buraya 210, 209 faktöriyel yazarsam bu arkadaş da 210 faktöriyel eşit olmuş olacak. Dolayısıyla A ve B 210 ve 209 olduğu için 419 olacak. Birinci öncül doğru olmuş olacak. AB sıra ikilisinden 3 tane vardır. 3 tane vardır. Bakalım. Şimdi A faktöriyel 210 çarpı B faktöriyel dersek birinciyi yazdık zaten. Yani 210 faktöriyel 210 çarpı 209 yazarsak okey. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Bundan sonra bu 210'da kritik nokta arkadaşlar. Yani 210'u ardışık sayılar çarpımı şeklinde yazabilir miyim? Mesela nasıl yazabilir miyim? 210 21 çarpı 10 yapar. 3 çarpı 7 2 çarpı 5 yapar. Bakınız 7 kere 2 14. 3 kere 5 15. Demek ki ben A faktöriyel 15 çarpı 14 çarpı B faktöriyel yazar isem o zaman B'ye ne diyebilirim arkadaşlar? B'ye 13 faktöriyel derim. A da 15 faktöriyel olmuş olur. Etti ikincisi. Yani birinci buradan, ikinci buradan gelmiş oldu. Peki 3 tane var diyor. Başka var mıdır? Düşünelim. Ardışık 210'un başka çarpanı olamaz. Çünkü bir tane ardışık çarpanı var zaten. Başka var mıdır? Başka var mıdır? Başka da yoktur. Demek ki ikinci öncül arkadaşlar yanlış. Üçüncüsü A artı B en az 11'dir. A artı B en az 11 değildir arkadaşlar. Çünkü 15, 13 en az bulduğumuz değer 18 olması lazımdı. Demek ki bu da yanlış. Cevap A'dan olmuş oldu arkadaşlar. Evet, şimdi faktöriyellerde 4 işlem nasıl yapılır arkadaşlar? Bunun üzerinde biraz tüyolar vereyim. Hemen soru çözmeye başlayalım. Şimdi faktöriyellerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Arkadaşlar faktöriyellerde 4 işlem kapalıdır. Yani yapamazsınız. Yani ne demek istiyorum? Hocam 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel eşittir 9 faktöriyel diyemezsiniz. Toplanamaz. Kapalıdır yani. Mesela 5 faktöriyelden 2 faktöriyel çıkarsa 3 faktöriyel. Bunu da diyemezsiniz. Çıkarma işlemi de yoktur. 12 faktöriyeli 6 faktöriyle bölersem eşittir 2 faktöriyel. Hayır, bu da yok arkadaşlar. 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel eşittir 42 faktöriyel. Bu da yok arkadaşlar. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapamıyoruz. Peki ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Sadece bir şey yapabiliyoruz. Ortak, parantez, toplama ve çıkarmalarda sadeleştirme. Bunu önceki derslerde çok gösterdim arkadaşlar. Sadeleştirme, çarpma ve bölmelerde. Hocam bölmelerde var da çarpmalarda sadeleştirme nasıl olur? Paranteze alıp sadeleştiririz. Yani çarpma ve bölmelerde sadeleştirme yapılır arkadaşlar. Sadece biraz düzenleme yapmak gerekir. Peki ne demek istiyorum? 5 faktöriyel artı 4 faktöriyel arkadaşlar. Toplanır mı? Evet. Neden? Büyük olanı küçük faktöriyel benzetiriz. 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel. 4 faktöriyeller ortak. 4 faktöriyel parantezini aldınız. 5 artı 1. Yani 6 çarpı 4 faktöriyel yaptığınız zaman toplamış oluyorsunuz. Çarpması da hakeza aynı. Bölmesi de öyle arkadaşlar. 12 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Direkt sadeleştiremiyorsunuz. Benzetiyorsunuz birbirine böyle. Dolayısıyla aynı olanlar sadeleşiyor. 132 çarpımı sonucu olmuş oluyor. Dolayısıyla faktörelleri küçük faktöriyelciklere parçalıyorsunuz. Parantez alıyorsunuz toplama çıkarmalarda. Çarpma ve bölmelerde sadeleştirmeye çalışıyorsunuz. Bundan daha öte işlem yapmak mümkün değil arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli olunuz. Hemen isterseniz bununla ilgili size tatlı tatlı şeker gibi sorular çözeyim. Evet arkadaşlar. Güzel bir soru. En pozitif olmak üzere x eni tanımlamış, ene bağlı.
ifadesinin sonucu nedir diye sorar. Faktöre benziyor ama 4 işlem sorusu uygulaması için güzel bir örnek arkadaşlar. 11 yazıyorum öncelikle. 11 yazar isem ne olur? 11 yazar isem ne olur? 11 bir daha 12. 11'den 1 çıktı 10. 3 çıktı 8. 5 çıktı 6. Artı. 13 yazarsak 14 çarpı 13'ten 1 çıktı 12. 13'ten 3 çıktı 10. 13'ten 5 çıktı 8. Geldik 9'a. 9 1 daha 10. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 5 çıktı 4. Bakınız hepsini paranteze alıp işlem yapmak yerine şöyle bir pratik yöntem. Hepsinde olan sayıları sadeleştirebilirsiniz. Hepsinde olan sayıları sadeleştirebilirsiniz. Hepsinde olan 6, 6 ve buradan 2 kalır. Hepsinde olan 4, 4 ile sadeleşir 3, 4 ile sadeleşir ve burada 7 kalmış olur. 3, 7 daha 10 olur. Cevap denizdir arkadaşlar. Hoş bir soru. Bakınız işlem pratikine dikkat ediniz. Uzun uzun işlem yapmak yerine bazı pratik yöntemleri öğrenmeye çalışınız. Geçelim diğer bir örneğe. Evet arkadaşlar hoş bir soru. ABC ardışık pozitif tam sayı vermiş arkadaşlar. B faktöriyel böyle tanımlanmış. E zaten bu olması gereken. ABC ardışıkmış. Hemen şöyle yazabiliriz. Bu A ise ardışık olduğuna göre A artı 1 ve A artı 2 şeklinde yazabiliriz. İfadesi 11 ile 10'a eşitmiş. A artı B artı C toplamını bulacağız. Şimdi bakınız şu işler dışlar çarpıp düzenleyebiliriz. Veyahut şu C faktöriyeler götürmesi için bu ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. A faktöriyel, B faktöriyel bölü C faktöriyel artı C faktöriyel, C faktöriyel 1 olduğu için 11 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bu 1'i bu tarafa atar isek A faktöriyel artı B faktöriyel bölü C faktöriyel 1 bölü 10'a eşit olmuş olur. İfade basitleşmiş olur yani. Peki bunu sağlayan değerler var mıdır? Ardışık sayılar bakınız. A faktöriyel artı A artı 1 faktöriyel. Bu arkadaş da A artı 2 faktöriyel eşittir 1 bölü 10'dur. Daha sonra en küçük olan A faktöriyel parantez alıp sadeleştirirseniz. Bakın direkt sadeleştiriyorum. A faktöriyeler sadeleşeceği için 1 kalacak. Burada A artı 1'imiz kalacak. A artı 2'den geriye doğru A artı 2 ve A artı 1 kalacak. Eşittir 1 bölü 10'a eşit olması lazım. Şimdi bunu sağlayan değer var mıdır arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yapmaktan başka çaremiz yok. Ya da değer verebiliriz bunu sağlayan değeri bulmak için. İşler dışlar yapıyorum. Bu arkadaşımızı işler dışlar yapar isem A kare artı 3A artı 2 eşittir 10A artı 2 kere 10 20 yapar. Dolayısıyla A kare eksi 7A eksi 18 eşittir 0'dan 9 kere 2 eksi artı şekli düşünürsem A 9 ve A eksi 2 yapar ama negatif olmayacak. Dolayısıyla sayılarımız 9, 10, 11 olduğu için toplamı 30 olmuş olacak arkadaşlar. Hoş ve güzel bir soru arkadaşlar. Tam böyle AYT türünde kokan hoş bir soru. Evet diğer bir örneğe geçelim. Evet, hoş bir örnek. N bir doğal sayı olmak üzere 2K'ya eşittir, M'ye eşitini sayar. N kaçtır? Evet arkadaşlar, K sayısı sırıtıyor bize, gülüyor. 15'e kadar sayılar. Yani 15 çarpı 16 bölü 2. L sayısı 1, 2, 3, 4, 14'e kadar çarpacağız. 14 faktöriyel. 2, 3, N artı 2'ye kadar sayıların çarpımı 1 etkisiz olduğu için önemli değil. Yani N artı 2 faktöriyel. Koy yerine 2. K yerine 120 arkadaşlar. Üstün zekamla bunu direkt çarptım bakınız. Burası 120 yapar. L sayımız 14 faktöriyel arkadaşlar. Eşittir N artı 2 faktöriyel. Ne yapar? Şimdi bu arkadaşımız 15 çarpı 8'di arkadaşlar. Çünkü geriye geldik. Neden geriye geldik? 2 kere 8 16. 16 çarpı 15 çarpı 14 faktöriyel. Yani 16 faktöriyel. N artı 2 16, N de 14 oldu. Gabak gibi ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Hoş bir soru. Yeter ki ifadeleri doğru uygulayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, faktöriyelin en çok kullanıldığı bölüme geçtik. Gerçekten faktöriyel bu alanda sıkıntı yaratıyor. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorsunuz ve gerçekten de zor bir konu. Şimdi faktöriyelin içinde asal sayılar ya da asal sayıların sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? Biz
Mesela basitçe 4 faktöriyel diye düşünsek, şöyle şuraya bir tıklayalım arkadaşlar. 4 faktöriyel diye düşünsek, 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Dolayısıyla içindeki asal sayıları böyle sayabiliyoruz. Nasıl sayabiliyoruz? 2'den bu 2 kere 2 dersek 3 tane, 3'ten bir tane olduğu için 3 tane 2, bir tane 3 diye hesap edebiliyoruz. Sayıyı büyütsek, desek ki 14 faktöriyel desek, içinde kaç tane x2 var diye sorsak, diğer sayıları da a ile göstersek, bunun anlamı 14 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı var demek arkadaşlar. 2, 2, 2 kaç tane 2 çarpanı var asal olarak? Bunu bulmak için 14'ü yukarıdaki parçalayıp 2'leri bulmak uzun. Onun için şöyle bir modelimiz var. 14'ü alıp içindeki 2'yi bulmak için 2'ye bölsek. 7 kere 2 14. Faktöriyel olduğu için bölmeye devam etsek. 2 kere 3 6. 3 tane burada. Bir daha 2'ye bölsek. 1 tane. İşte bölümlerin sayısı bana x sayısının alabileceği 11 tane 2 vardır demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu prensip bir faktöriyel içinde kaç tane asal sayı olduğunu bulmanın temel yoludur ve işimize çok yarayacak arkadaşlar. Önemlidir. Evet arkadaşlar, şimdi ben size şöyle desem. 10 faktöriyeli asal çarpanlara ayırınız diye sorsam. Yani 10 faktöriyeli asal çarpanlar ayırın. Kaç tane hangi asaldan ne kadar var? Dolayısıyla birinci olarak sizin şunu söylemeniz lazım. 10'a kadar hangi asal sayılar var? 2, 3, 5 ve 7 asal sayılar var. Başka yok. Demek ki 10 faktöriyelin çarpanları bu asal çarpanı bu 4'ün oluşacak. Kaç tane 7 vardır onun içinde? Biricik. Kaç tane 5 vardır? 5 ve 10'da 2 tane. Kaç tane 3 var? Saymak sıkıntı. 10 bölü 3. 3 kere 3 9. Bir daha 3 sayarsak 1. Yani 4 taneymiş 3 çarpanı. Kaç tane 2 var? 10 bölü 2. 5. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1. Yani 8 taneymiş. Demek ki bakınız, bir faktöriyeli nasıl asal çarpan ayırdığıma dikkat ediniz. Özellikle bu son çözdüğüm örnek gerçekten olayı anlatmak için ideal. Şimdi bunların uygulamasını yapalım. ABC de pozitif tam sayılarmış. Bakınız ayırmış. Bununla ilgili hükümleri bizden yorumlamamızı istiyor. Şimdi kaç tane A var, 2 var, kaç tane 3 var, kaç tane 5 var, bunları bulmaya çalışıyorum. Artık öğrendim ya. Alıyorum. 7'yi 2'ye sürekli bölersem 3, sürekli bölersem 1, 1, 3 daha 4. Demek ki burası 4 en çok. 7'yi aldık, 3'e böldük. 2 kere 3, 6, başka yok. 2 tane, 5'ten bir tane geri kalan kısmı D olmuş oldu. Sayımız küçük olduğu için 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazarak da yapmak avantaj arkadaşlar. Bu da mümkündür. En çok kaçmış? 7. Doğru. D en az 7'dir. Peki D en az 7 midir? 2'leri aldık. 3'leri aldık. 5'i aldık. 6'yı da aldık. 7 en az. Dolayısıyla en az 7'dir. Bu da doğrudur. ABC 1 olduğunda D en büyük değerini alır. Bunlar pozitif tam sayılarmış. 1 alanında en büyük değer alır. Bu da doğrudur. Demek ki cevap Edirne'ymiş arkadaşlar. Hoş bir faktöriyel asal sayı çarpanı ayırmak sorusu. Diğer bir örnek. N bir doğal sayı, P asal sayı olmak üzere P'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. Bakınız P asal olduğuna dikkat ediniz. Dolayısıyla P asal olduğuna göre içinde 4 tane olabilecek değerler nelerdir? Başlayalım. P asal sayıları 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir, 13 olabilir gibi asal sayılar. Peki 2'den 4 tane var mıdır bunun içinde? Vardır. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir mi? 33'ü 5'e bölelim. Bakınız en az 4 tane olması lazım.
6 kere 5 30. 4'e böle 5'e bölerse bir tane de burada 7 tane. Demek ki 5 de olabilir. 7'ye bakalım. 33'ü 7'ye bölelim. 4 kere 28 bu da olabilir. 33'ü 11'e bölelim. 3 kere 11 bir daha bölünmez. Bundan 3 tane. Demek ki 11'den sonraki asallardan 3 taneden az var. Demek ki 4 tane ve fazla olanlar bunlar. Nedir toplamı? 10, 17. Cevap Ceyhan'dır. Çok hoş, pratik bir böyle güzel bir hile kokuyor arkadaşlar. Sınav türünde bir soru arkadaşlar. Tekrar çözmenizi tavsiye ederim. Evet, diğer bir örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar, güzel bir soru. Önce işlemleri analiz etmeye çalışalım. Üçgen olduğu için 3 ile çarpılmış. Dörtgen olduğu için 4 ile çarpılmış. Bu üçgen olduğu için arkadaşlar 3, 3, 3, n tane 3 çarpı geri kalanlar 1, 2, 3, 4, 5, n'e kadar n faktöriyel. Bu da 4 üzeri n çünkü dörtgen ve n faktöriyel şeklinde yazılabilir. O zaman bu ifadeyi nasıl yazacağız? Şuradan yazayım arkadaşlar. Üçgen olduğu için 3 üzeri 7 çarpı 7 faktöriyel çarpı dörtgen olduğu için 4 üzeri 6 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Eşittir 2 üzeri p, 3 üzeri q ve r faktöriyel. Şimdi 3 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 12 ayıralım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye düşünelim. Şimdi bu 7 faktörle 8 ilave edebilir miyiz? 8'i ilave ederiz. Neden? 4 kere 2, 8 yapar. 9'u ilave edebilir miyiz? 9'u. 3 kere buradan 2 alırsak 9, 9'u ilave edebiliriz. Burada 3 kalmış olur. Dolayısıyla 9 faktör oldu. 10 ilave edebilir miyiz? 10 ilave edebiliriz. Buradan bir tane 2 alırız. 11 bırakırız. Bu 5 ile beraber burası 10 olur. 10 faktör olmuş olur. Peki 11 ilave edebilir miyiz? Mümkün değil. Çünkü 11 yok. Ne oldu? 10 faktöriyel geldi. Aha buradan 10 faktöriyel geldi. 3'ü buraya monte ettiğimiz için 3 üzeri 8 ile 2 üzeri 11 kalmış oldu. Dolayısıyla 11 bulamadığımız için faktöriyel burada kesildi. Demek ki R'miz 10. 2'nin kuvveti P olduğu için P'miz 11. Öteki arkadaşımız da 8 olmuş oldu. Toplamları 29 olduğu için Deniz olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pozitif tam sayılarmış. A çarpı 11 üzerinde en çok nedir diye soruyor. Yani 11'leri bulacağız. Bir kere 11'ler dikkat ediniz bunlar faktöriyel. 11'ler nerede olacak? 11 faktöriyelden başlayacak 23 faktöriyele kadar 11 var. 22'de 2 tane var arkadaşlar. Yani 22 faktöriyel ve 23 faktöriyelde bu ikisinde 2 artı 2, 2 artı 2, 4 tane var. Neden? 11'de var. 22'nin içinde bir tane çarpan var. Yani 4 tane burada. Geriye 21'den başlayıp 11 faktöriyele kadar birer tane var. Birer tane. 11'den 21'e kadar kaç sayı var? 11'den 21'e kadar. 21'den 11 çıktı. 10 değil. 11 tane arkadaşlar. Bu arada 11 tane var. 11 artı 4 eşittir 15 olduğu için cevap Bursa'dır arkadaşlar. Hoş bir soru arkadaşlar. Gerçekten hile kokuyor. Faktöriyeller arkadaşlar 11 faktöriyel 11'in katına kadar adetleri değişir. Yani 11 faktöriyelden 22'ye kadar hep aynıdır. 22'den nereye kadar? 33'e kadar hep aynıdır. 33'ten 44'e kadar hep aynıdır. Onun için dikkatli olun, soruyu iyi anlamaya çalışınız. Evet arkadaşlar, faktöriyelde son konumuz faktöriyelde bölen kalan bulma. Bir faktöriyel hangi sayılara bölünür, hangi kalanı verir? Şimdi ben 12 faktöriyeli alsam, 11'e ile bölsem kalan kaçtır? Ne diyeceksiniz? 0. Neden? İçinde 11 var. Mesela desem ki ben 12 faktöriyeli kaça böleyim? 120'ye bölersem kalan kaçtır? Eğer 120'nin içindeki çarpanlar 12 faktöriyelden önceki sayıların çarpımına eşitse 0 kalanı verecektir. Peki mümkün mü? Bakınız 12 çarpı 10 diye ayırırsam 12 de var, 10 da var. Dolayısıyla ikisi de var. 12 faktöriyelde ikisi olduğu için kalan 0'dır. Onun için faktöriyellerde arkadaşlar içinde 12 faktöriyel içindeki çarpanlara eşit olan sayılara bölümden kalan 0'dır. Örneğin ben alsam
buna tezat 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, nokta 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 99 faktöriyel alsam 12 ile bölümünden karnı sorsam. Şimdi yapmamız gereken şey nedir? Hocam 0 faktöriyel 1 yapar. Tam bölünmez. Doğru. 1 faktöriyel 12'ye bölünmez. 1 doğru. 2 faktöriyel bölünmez. Doğru. 3 faktöriyel bölünmez. 6 doğru. 4 faktöriyel 24 arkadaşlar bakınız 24 12 ile bölünür kalan 0 verir. Faktöriyellerde bir tanesi kalan vermiyorsa ötekiler zaten kalan vermez çünkü katları olacak. Dolayısıyla bizim için sorunlu kısım burasıdır. 6, 8, 9, 10 demek ki bizim kalanımız 10'muş arkadaşlar. Bu tip kalan problemlerinde bu tip uygulamayı yapıyoruz. Baştan başlayıp böleceğimiz sayının katına kadar açıyoruz. Ondan sonra başındaki sayıları toplamak kalanı vermiş oluyor arkadaşlar. Örnek çözelim. Evet arkadaşlar. T sayısı 2017'ye kadar olarak bildiğine göre T kare sayısının birler basamındaki rakam kaçtır? Birler basamındaki rakam bulmak için arkadaşlar bir sayı ne yapıyoruz? 10 ile bölümünden kalanı almaya çalışıyoruz. 10 ile bölünmesi için de son rakamına bakarız. Bunun da karesini alacağız. Şimdi teker teker söylediğim gibi 10'a bölünene kadar açıyorum. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120 olduğu için şu 120'den sonrakiler kalan vermez. 6 ile 24 30 yapar, bu da vermez. Dolayısıyla kalan 4'tür. O zaman 4'ün karesini 10 ile böleceğiz. 4 kere 4 16. 10'a bölünce kalan 6 olduğu için cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Dolayısıyla bu dersimizi de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Konumuz faktöriyeldi. Bir dahaki sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.